depremlerden sonra bazı enfeksiyonların önem kazandığını biz biliyoruz net bir şekilde. O bölgede olan, olabilecek olan, geçmişte de olmuş olan enfeksiyonları gözden geçirerek ele aldık. Biz bilim insanları, hekimler nasıl katkı koyabiliriz düşüncesiyle üretilmiş oldu. Sistematik bir yol haritası çıkmış oldu aslında. Bölge zaten sıcak bir bölge yaz aylarında. Beyin kanamasından tutun, yüksek tansiyon, efendim işte ciddi sıvı kaybı gibi seyreden, dolayısıyla özellikle incinebilir grupları, yani çok yaşlıları veya çok küçükleri daha çok etkileyecek olan bir durum söz konusu. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen şeyler bunlar ve bağışıklık sistemi düştüğü zaman enfeksiyonlara daha çok yatkın hale geliyorsunuz. Hakikaten ciddi şoka götüren tabloların olması kaçınılmaz. Şu anda mevsim itibariyle ishal yapan enfeksiyon hastalıkları önemli. Bir de vektörle bulaşan hastalıklar önem kazandı. Vektörle bulaşan hastalıklardan da tatarcık hummasından hatta belki sıtmaya kadar giden bir dizi hastalık olabilir. Sıtma ülkemizde elimine edildi, yok edildi ama yer yer yerel vaka olarak bildirilen vakalar var ülkemizde. Yakın bölgeden, örneğin Mersin'den yerel vakalar var ki Mersin, Adana, Çukurova bölgesi, biraz daha da doğu taraflar zaten Türkiye'nin sıtma bölgesiydi. Dikkatle izlememiz gerekiyor bunları. Sıtmanın bir, yani tek tük vakalar görmekle birlikte salgın olması için bölgede vektör sineğin yaygın olarak saptanması lazım. Oradaki salgının engellenmesindeki kilit nokta vektörle mücadele. Yani sineğin yok edilmesi. Kişiden kişiye geçmeyen bir durum söz konusu. Fakat sinek olması durumunda beklenmedik bir hastalıkla daha uğraşmış olacağız. O nedenle sıtmaya da uyanık olmalıyız. Bölgede şak çıbanı dediğimiz hastalık da zaten özellikle göçmenlerle artış gösterdi bu söz konusu. Ama göçmenlerin ötesinde yerleştiği yerler var. Dolayısıyla öldürücü olmasa bile önemli bir külfet, yine ek bir külfet yaratıyor bütün bunlar. Batı Nil ateşi saptanmadı bölgede ama saptanabilir. Bunlar olası riskler. Dengue fever dediğimiz dengue ateşi olabileceği iddia ediliyor Avrupalı gruplar tarafından. Biz bölgede görmüş değiliz. Bir de aşıyla engellenebilen hastalıklar var ki bunların başında kızamık geliyor. Kızamık, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye hakkında açıklamış olduğu rakamlara bakılırsa Avrupa bölgesinde, yani Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi, Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bildirilen rakamları rahatlıkla yüksek 10'la en az 5'le çarpmak söz konusu. İstanbul'da ya da başka illerde bu kadar varken o bölgede de olmaması imkansız. Özellikle çocuklarda eğer tanınmazsa, uygun şekillerde tedavi yaklaşımı geliştirmezse öldürücü olabilen ve ortaya çıkan saptanan vakalardan çok daha fazla vakaları görebileceğimiz bir hastalık. SSP'ye çok rastlanan bir hastalık değil ama olabilir. Artan vakalardan sonra da daha çok olabilir. Benzer şekilde kızamıkçık, kaba kulak, bunlar da bildirilen vakalar. Türkiye'den yine bunlar ek olarak önceki yıllara göre daha fazla bildiriliyor. Tam teşekküllü bir laboratuvarla bunları çalışırsanız ancak ismini koyabilirsiniz. Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi olarak kendi imkanlarımızla İstanbul'da yapmış olduğumuz laboratuvar hizmetlerinin küçük bir modelini bir konteyner içinde bölgede gerçekleştirmek istiyoruz. İhtiyaç duyulan yer. Bu yönde ciddi çalışmalarımız var. Tabii ki bütün bunlar Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyon içinde, işbirliği içinde yürütülecek şeyler. Özelliği olan, yani halk sağlığı laboratuvarı dediğimiz, halkın sağlığını tehdit edecek hastalıkları oluşturan etkenleri erken saptayacak bir laboratuvar olacak. O anlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün, işte Pasteur Enstitüsü'nün övünerek ileri sürdüğü laboratuvarlar düzeyinde bir salgını erkenden saptamaya yönelik bölgedeki hekimleri eğitecek olan ve tabii bu bilgileri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşmak üzere bir laboratuvar. Yakında, yani belki bir ay içerisinde biz de oraya yerimizi almış olacağız.